Olan olmuş artık. Bebek var. Dua edeceğiz. Nikah var. Şükredeceğiz. Bebek var. Nikah var. Edep yok. Hangi tarafı tutacaksınız? Şu halinize bakın. Önce hangi kızınızın peşinden koşacağınızı bile şaşırdınız. Ateşini söndürmek için Ceren'e mi? Avutmak için Cemre'ye mi? Allah, hiçbir anneyi sizin düştüğünüz duruma düşürmesin. Ayırmayacaksın Seher. Eğer sen bu kızların anasıysan... Eti tırnaktan ayırmayacaksın. Şimdi anne olarak af dilesem senden, sen de affettim desen. Yine çare değil bana. Ne şu ellerimi affedebilirim. Ne de kırık dökük yüreğimi. Zaten kendim için gelmedim. Analığıma değil. Kardeşliğinize geldim ben. Kardeşlik. Kardeşlik. Küçükken de böyleydiniz siz. Bir anda hırlaşıverirdiniz. Sonra biriniz ilk adımı atardı. Hırgür biterdi. Yine can ciğer abla kardeş olurdunuz. Yine öyle olacak. Sen özür dileyeceksin. İlk adımı sen atacaksın. Büyüklük sende kalacak. Özür dileyeceksin. Suyuna gideceksin. Ne olduysa oldu. Eski defterleri açacak zaman değil. Bak kardeşinin karnında bebeği var. Nasıl olduysa oldu. Bundan daha mühimi var mı? Kardeşim. Benim yüzümden. Kendini. Bebeğini öldürecekmiş neredeyse. Ne diyeyim? Bir abla ne der ki? Özür diliyorum der. Tövbe ediyorum der. Bir daha kardeşimi üzmeyeceğim der. Ben ona senin duymadığın, bilmediğin, gerçek olmayan hiçbir şey söylemedim. Yalan söylüyor demiyorum. Ablasıyım, nasıl derim? Ben ona gerçekten yardım etmek istiyorum. Eğer gerçekten benim yüzümden kendini bıçakladıysa... Bak hala özür dileyeceğim, tövbe edeceğim demiyorsun. Kız canıma kıyacaktım diyor. Ablamın söyledikleri çok ağır geldi diyor, kaldıramadım diyor. Sen hala dik başlılık mı edeceksin? Hala acı acı konuşacak mısın? Yavrum sen ablasın. O küçük, sen büyüksün. O gebe, canında can taşıyor artık. Ben bu köşke, evlatlarım birbirine düşsün. Kardeşler kavga etsin. Etle tırnak birbirinden ayrılsın diye gelmedim. Sen bu köşke kızım parayla evlensin diye de gelmedin. Senin o dilin hep asiydi. Hala asi. Eğer o diline sahip olmazsan hem çok can yakarsın hem de senin çok canın yanar. Bu dediğimi unutma. Biz toparlandık. Çıkıyoruz.
kim? Kim bastı? Sen... Sen mi bastın? Siz nasıl bu hale geldiniz kızım? Gözümün önünde etle tırnak nasıl koptunuz birbirinizden? Kim kopardı sizi birbirinizden? Kim yaptı bunu size? O kız ne derse desin. Senin ablan öyle oyun moyun tuzak uzak bilmez. Konuşturmadınız bile kızı. Ben Agah Bey'le konuşacağım. Hele bir konuş. Sen. Hele bir git de konuş. Hastanede söylediklerini kendi kulaklarınla duymamış gibi. Hamile kızından akan kanları kendi gözünle görmemiş gibi. Hele bir konuş. Tabii. Konuşursun ama sen. Yine benim yanımda değil. Onun arkasında durursun sen. Yavrum ben ikinizin de hepinizin... Bütün evlatlarımın arkasında... Yalan! Sen evlat ayırdın. En başından beri. Çocukluğumuzdan beri hep onu ayırdın. O çalışkandı. Ben tembeldim. O usluydu. Ben yaramazdım. O okumayı söktü. Ben hecelerde kaldım. Sen hep onu alkışladın. Onu sevdin. Onun sırtını sıvazladın. Akıllı kızın o senin. Has kızım. Okudu, hemşire oldu. Ben ev kızı oldum. Değil mi anne? Arkasında kaldım onun, gölgesinde kaldım diye, değil mi anne? Kızım sen neler Ceren neler söylüyorsun sen? Dediklerini kulağın duyuyor mu sen? Burada bile. Daha iyi hayat istemem. Para istemem dert oldu sana. Evlenmek istemem kabahat oldu sana. Ama Cemre Hanım Playboy'lar için sahnelere çıksın, şarkılar söylesin. Öpüşsün, koklaşsın, magazinlere düşsün. Yetmesin, çiçekler, güller, böcekler alınsın. Senin kötü kızın ben olayım değil mi anne? Kızım. Sen evlat ayırdın. Şimdi de ayıracaksın. Ya o ya da ben anne. Kızım. Demeyeceksin. Ona kızım diyorsan bana demeyeceksin. Ceren. Ceren.
Cemre. Anne. İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsun. Kardeşime tuzak kurduğuma inanmıyorsun. O inansa bile sen annemsin. İnanmıyorsun. O kadın yaptı. O kadın tuzak kurdu bize. Ceren'e de bana da. Ceren'i kandırıyor. Ne yaptı, ne dedi bilmiyorum. Ama Ceren ona alet oluyor. Ben seni o hastanede gördüm. Ameliyattan yeni çıkmış. Canında can taşıyan kardeşinin. O kadın, o kadın dediğin kadınla. O seni kapı dışarı eden adamın gözünün önünde nasıl küçük düşürdüğünü gördüm. Bir abla dedim. Benim kızım dedim. Kardeşine el arasında nasıl namussuz der dedim. O yüzden gözüm karardı. Sana herkesin içinde tokat attım. Bu yüzden kardeşinle böyle olma diye. Bu etti iki. Eğer bir kez daha kardeşine bir zararın dokunursa, bir kez daha onu üzecek, karnındaki bebeği incitecek bir kelime duyarsam ağzından, kapıyı kendi ellerimle yüzüne kaparım. İnanmıyorsun anne. Sen de inanmıyorsun. Yatağa da o kadar kızdık Nedim ama nasıl rahat anlatamam, kuş tüyü gibi. Kıyamam, boynun falan tutuldu mu acaba senin? Kuş tutulsa da hissetmezsin sen zaten. İyi misin kocacığım? Gir. İyi misin ha? Aa, ben dün giydirdiklerimi giydirmişim. Dişlerim ağrıyor da biraz. Kıyafetlerini versem sen giydirir misin? Giydiririm tabii. De önce seninle bir konuşsak. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim sana. Ya sen oyuna geliyorsan? Ya sen o kadının oyununa geliyorsan da ablana düşman oluyorsan? Hiç değilse bir şans ver ablana. Oturun doğru düzgün bir konuşun. Bir dinle bakalım ne diyor. Giydir. Daha ne kadar kitleyeceksin beni? Düğüne kadar bu böyle. Çünkü sen artık laftan anlamıyorsun. Olmadı. Yalvardım, yakardım. Dövdüm, sövdüm. Tutamadım ben seni. Düğünden sonra ilk otobüsle memlekete döneceksin. Aysel ablanlarla konuştum. Onun yatalak kayınvalidesine bakacaksın. Karın tokluğunda çalışacaksın. Orada yatıp kalkacaksın. Hayır. Ben sana dedim. Üçüncüde o kapıyı kendi ellerimle kapatırım dedim. Yapma anne. Nedim'e bunu yapma. Hala Nedim. Nedim senin babanın oğlu mu? Kardeşinin kocası. Hayır anne. Onun benden başka kimsesi yok. La havle. Onu benden başka koruyacak kimse yok. Thank you.